Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili vesilesiyle camilerde halka süt dağıtımı yapılması konusunda düzenlemiş olduğu organizasyon çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından 81 ilde camilerde süt dağıtımı yapıldı. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aksaray İli Damızlık Sır Yetiştiricileri Birliği'nin katılımıyla Aksaray Ulu Camii'nde vatandaşların Berat Kandilleri kutlanarak süt dağıtımı yapıldı. Halkın ilgisinin oldukça yüksek olduğu süt dağıtım etkinliğine Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Sır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, şube müdürleri ve personeller katılım sağladı. Organizasyonda söz alan Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, yetiştiricilerin alım teri ve geçim kaynağı olan sütün anlamlı ve özel bir günde dağıtmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. Bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Saklav, süt dağıtımının etkinliğinin bundan sonra da devam ettireceklerini bildirdi. Aksaray'da kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen kamyonete operasyon düzenleyen polis çok sayıda uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirdi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente bir kamyonetle uyuşturucu getirileceğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda sevkiyatın gerçekleştirileceği kamyonetin plakası tespit edildi. Takip başlatan narkotik polisi 36 yaşındaki Murat D'nin kullandığı kamyonete Aksaray-Adana yolu üzerinde operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda kamyonette 1072 adet ekstezi hap, 267 gram uyuşturucu hap skankla bir tabanca ve bu tabancaya ait mermiler bulundu. Sürücü Murat D ile beraberinde bulunan 24 yaşındaki Osman D, 38 yaşındaki Mevlüt K, 23 yaşındaki Ramazan K ve 20 yaşındaki Meryem G gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kilitli poşet. 3 adet kilitli poşet. 4. Tamam. Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kalınlığı 2 santimetreyi bulan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Aksaray'ın yüksek kesimlerindeki Güzellürt ilçesi ve çevresindeki dağınık yerleşim yerlerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte dün gece kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kalınlığı 2 santimetreyi bulan kar yağışı çevreyi beyaz örtüye bürüdü. Örtülü Ödenek'teki yapılan ek indirimler ikinci el araba pazarını olumsuz etkiledi. Galericiler sitesi esnafı tatil sezonu yaklaşırken pazarın hareketlilik kazanacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Sevgili seyirciler, yaklaşık bir saattir Oto Galericiler sesindeyiz. Bugün yoğun olmasını beklediğimiz bir gündü ama havaların soğuk olması nedeniyle ve özellikle de ÖTV'de yapılan indirimden sonra ikinci el piyasasında yaprak kıpırdamıyor diyebiliriz. Evet Atilla Bey, ikinci el piyasasını değerlendirir misiniz efendim? Öncelikle hoş geldiniz. İkinci el piyasası şu seçim öncesi ve seçim sonrası biraz daralma var. Ama genelde çok aşırı bir durgunluk yok. Ama havaların ısınmasıyla biraz daha açılacağını düşünüyoruz. Peki efendim, özellikle ÖTV'de yapılan indirim ikinci el piyasasını etkiledi mi? Mutlaka. Daralmasının asıl sebeplerden biri o. Biraz da ekonomik daralmadan dolayı satışlar düştü ama
ÖTV'nin etkisi yüksek modeli araçlarda daha çok etkili oldu. Peki şu anda ikinci el araç almak isteyen vatandaşlar için en uygun zaman şimdi diyebilir miyiz? Yani şu an fiyatlar gayet makul. İşlerin hafif daralmasından dolayı da esnaf biraz daha fiyatları makul tutuyor. Tam zamanı. Tam alınacak zaman yani. Şimdi şöyle, Aksaray'da düzgün araba satıldığı için yüksek gibi geliyor. Dışarı gidin gelin, her arabanın maliyeti, bir arabanın üzerinde maliyeti, esnaf arkadaşların hepsinin biner lira masrafı. Evet. O yani ortalama bir arabada da 1000 lira 1500 lira kazanmak zorunda, 30-40 bin lira. İstanbul'a git, Ankara'ya git, çarpıl gel. Hayır, bir de şimdi yani gidildiğinde her zaman araba getiremiyorsun. Evet. O masrafın da var, maliyetin var. Aynen. Gidiyorsun, boş dönüyorsun geri. Evet. İki gün, üç gün geziyorsun, piyasada yok zaten. Hani piyasada var, iş. Peki en uygun zaman ne zaman araba almak için, ikinci el için? Yani şimdi ÖTV'den dolayı hani dediğin gibi zamanı mı zamanı. Ama insanların tabii ki imkanları ne durumda bilemiyorsun. Evet. Yani gibi piyasaya da şimdi bankanın kredilerin falan düşmesi yok, biraz daha artırır. Yüksek olduğundan çekiniyor herkes. Peki işin fiyatının dışında insanlar araç alırken neye dikkat etsinler? En başta tam güvendikleri esnaflardan alsınlar. Güvendikleri insanlardan. Ekspertiz yaptırsınlar. Veya sanayide iyi ustaları varsa onlara götürsünler. Fiyat araştırmasında internetin başına otursunlar, eş değerlerine baksınlar. Oradan ölçüm yapınlar fiyatlarına. Denge kursunlar oradan. Hepsi bu. Peki, zor bir şey yok. Galericiler sitesi esnafı olarak sıkıntılarınız var mı? Vallahi sıkıntılarımız piyasa düşük. İş yok. Alım satım yok. Bugün bak burada siz de gezdiniz. Hiçbir kalabalık yoktu. Kimse yoktu. Diyebilirim ki bu yıl başından beri bugün en durgun günüdür. En evet, somut durgun gün. Çok hiç böyle bir şey görmedim. Piyasa seçim dendi. Seçimden sonra açılacağına tamamen tersine döndü durdu. Sevgili seyirciler, son birkaç haftadır nöbetçi noter uygulaması uygulanıyor. Özellikle ikinci el piyasasını olumlu yönde etkileyeceği konuşuluyordu. Ahmet Bey, nasıl etkiledi ikinci el piyasasını noter uygulaması, nöbetçi noter uygulaması? Şimdi normalde vatandaşımız hafta içi çalıştığından dolayı izin alarak zor durumda kalıyordu. Ama artık hafta sonları, pazar günleri de dahil olmak üzere noterlere gidip satışlarını yapabiliyorlar, vekale işlerini halledebiliyorlar, her işlerini halledebiliyorlar. Piyasa biraz durgun olmasına rağmen hafta sonları yine işler iyi, şükürler olsun. Vatandaş mağdur olmuyor. Peki bu uygulamanın piyasaya hareketlilik getirdiğini söyleyebilir miyiz? Yani kısmen. Seçimden sonra biraz durulsa da hafta sonu yine iyi. Hafta içine göre biraz normal, orta seviyede devam ediyor. Sevgili seyirciler, insanlar büyük paralar vererek belki de hayalindeki araçlara kavuşuyorlar ama sonrasında çıkan bir takım sıkıntılar oluyor. Araçlarında belki de satıcı tarafından söylenmeyen problemler kendisini gösterebiliyor. İşte tüm bu sorunların giderebilmesi için artık yeni bir sektör var. Oto ekspertizler var. Efendim, oto ekspertiz ne yapar? Araçların motoruna bakıyoruz. Motorunda herhangi bir sıkıntı var mı? Kaporta aksamında herhangi bir ağır kusur var mı, boyasında, değişeninde büyük bir kazaya karışmış mı, onlara bakıyoruz. Airbag'de herhangi bir sıkıntı var mı, elektronik aksamına bakıyoruz. Airbag açmış mı, altından herhangi bir ağır darbe, hasar almış mı, o şekilde bakıyoruz. Evet, bu tip alıcıların yanılgıya düşmemesi için zannediyorum devletimiz de önümüzdeki dönemlerde bunu artık yasal hale getirecek. Dilerseniz bu süreçten de bahsedelim. Ekspertizler artık bir yasal zorunluluk haline geldi. İşte vatandaşların kandırılmaması için bu bir yasal zorunluluk geldi. Onun için aracın her şeyine bakıyoruz. Tabii şimdi ekran başında izleyenler merak ediyorlardır. Taban ve tavan fiyatları hakkında da bilgiler verir misiniz efendim? Nerelerden başlıyor bir ekspertiz yapılabilmesi için? Ekspertiz yapılabilmesi için paketlerimiz var. 250 liradan başlıyor. Paket paket değişiyor. İşte motor, kaporta, boya, motor, mekanik, ekspertiz, motor performansına bakıyoruz. Bu şekilde başlıyor fiyatlar, yukarı doğru çıkıyor.
Vatandaşa bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ekspertize gelmelerini tavsiye eder misiniz? Tabii ki kandırılmamaları için ekspertize göstermelerini tavsiye ederim. Meteorolojiden Aksaray, Konya, Karaman ve Niğde için zirai don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada soğuk hava dalgası nedeniyle 23 Nisan Salı gününe kadar Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde genelinde gece ve sabah hafif, yüksek rakımlı bölgelerde ise orta kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi. Açıklamada tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek Şube Başkanı Tayfur Urgenç'ten sendika çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Geylan burada yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılacak olan öğretmen meslek taslağına destek verdiklerini ifade ederken bu yasayla birlikte öğretmenler olan şiddetin sonlandırılmasını beklediklerini söyledi. Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Talip Geylan yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kamu Sen olarak Samsun'da kutlayacaklarını belirtti. Kamu Sen Genel Başkan Yardımcısı Geylan, hükümetle yapılacak olan toplu sözleşmenin 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını ifade ederken, Kamu Sen olarak %26 zam oranının altında bir zam oranını kabul etmeyeceklerini belirtti. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir öğretmen meslek kanunu taslağını hazırlanıp Maliye Bakanlığı'na onaya gönderdiğini biliyoruz. Seçimden yaklaşık bir ay önce Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ifadesine göre kanunla alakalı çalışmalar bitmiş durumda. Öncelikle şunu belirteyim. Biz Türk Eğitim Sen olarak öğretmenlik mesleğinin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturan ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran bir meslek kanunu talebini yıllardır ortaya koyuyoruz zaten. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kanun çalışmasını olumlu bulduğumuzu, desteklediğimizi daha önceden müteahhit defalar ifade ettik. Bakın, artık gün geçmiyor ki öğretmenlerimize yönelik, eğitim çalışanlarına yönelik bir şiddet hadisesi haber bültenlere yansımamış olsun. Daha 2 hafta önce, kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Necmettin Kuyucu öğretmenimiz bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti. Birkaç gün taze mesajlar yayınlandı, unutuldu gitti. Artık bu tür vakalarımız son bulmasını istiyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerimize eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin, caydırıcı müeyyidelerin bu kanunda mutlaka yer almasını ısrarla talep ediyoruz. Önümüzde 1 Mayıs yaklaşıyor. Biliyorsunuz 1 Mayıs resmi olarak Emek ve Dayanışma Günü olarak bir sürede kutlanmakta. Biz Türkiye Kamusu olarak bu sene 1 Mayıs etkinliğimizi Allah nasip ederse Samsun'da yapacağız. Biliyorsunuz 2019 Türk Milli Mücadelesi'nin başlangıcının 100. yıl dönümü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milletini esaretten kurtaran, işgalden kurtaran milli mücadele başından başta büyük lider, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, bütün ecdadımızı hem minnetle yad edeceğiz Allah nasip ederse 1 Mayıs'ta hem de kamu çalışanlarının hak ve beklentilerini, hak mücadelesini gür bir sesle Samsun'dan bütün Türkiye'ye ifade edeceğiz. Dediğim gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Türk milletini esaretten kurtaran, ecdadımızın yolundan giden Türkiye Kamu Sen 1 Mayıs 2019'da Samsun'a ayak basacak ve kamu çalışanlarını içinde bulundukları durumdan kurtaracak yeni bir hamleye Samsun'dan inşallah emir verecek diyorum. Yine önümüzdeki bir diğer gündem maddesi de malum olduğu üzere kamuoyunun toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor.
1 Ağustos ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında bir aylık sürede kamu çalışanlarını temsil eden sendikalarımız hükümetle masaya oturacak ve önümüzdeki iki yılın özlük ve mali haklarını masaya yatıracaklar. Şu anda 2019 yılı içerisinde kamu çalışanlarının almış olduğu maaş zammı %9. Geçtiğimiz hafta Mart ayı enflasyon oranları açıklandı. Kamuya çok yatılacaktı. %19.31. 2019 yılı sonu itibariyle hükümetin, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %14.5. Yani yıl sonunda hedef enflasyon tutturmuş olsa dahi kamu çalışanları 2019 yılında %5.5 cepten yiyecek. Dolayısıyla biz Türkiye kamusu olarak enflasyon artı 2 puan refah payını talep ederek kamu çalışanlarının, memurlarımızın, emeklilerinin enflasyon karşısında ezilmelerinin önlenmesini istiyoruz. Beklentimiz ortaya çıkan ekonomik koşullar, ekonomik zor koşullar altında ezilen, ekonomik daralmış altında ezilen, insanca yaşayabileceği bir ücretten mahrum olan kamu çalışanlarının bu sözleşme bittiğinde önümüzdeki iki yıl için insanca yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşturması diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi yüzde kaç zam oranı bekliyorsunuz? Şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz hükümet bu yıl başında asgari ücrete %26 zam yaptı. Doğru mu? Dolayısıyla kamu çalışanlar için bu bazdır aslında. Bunun altında bir zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz ekonomik verileri masaya yatıracağız. Ekonomik öngörüleri de masaya yatıracağız. Ve hükümete diyeceğiz ki veriler bunlar. Öngörülerimiz de bunlar. Talebimiz budur. Lösemili Çocuklar Vakfı yani LÖSEV tarafından oluşturulan iyilik tırı kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için Niğde'ye gitti. LÖSEV'in iyilik tırı bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi aynı yardımları Niğde Ömer Halis Demir Meydanı'nda kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik tırı aracılığıyla oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı. Niğde'de bir özel okulun 3. sınıf öğrencileri ise bu yıl dönem başında bir sınıf arkadaşlarının lösemi olduğunu öğrendi. Öğrenciler dönem boyunca çeşitli etkinlik ve yardım toplayarak LÖSEV'e bağışta bulundu. Niğde Otu Geliştirme Vakfı Özel Niğde İlkokulu 3B sınıfının öğretmeniyim. Bugün buraya çocuklarımızla birlikte lösemili öğrencilere moral olması için dans etmeye geldik. Daha öncesinde de 3B sınıfının yaptığı bir etkinlik vardı lösemili öğrenciler için. Şimdi neden 3B sınıfı diyeceksiniz? Çünkü bizim sınıfımızda da bu yıl ikinci dönemin başında bir öğrencimiz lösemi olduğunu öğrendik ve şu an Ankara'da tedavi görüyor. Öğrencilerimiz de arkadaşlarına moral olmasını istiyorlar. Tabii ki daha yakından gördüler bu hastalığın nasıl bir şey olduğunu öğrendiler. Diğer çocuklara da moral olması için böyle bir çalışma yaptık. Şimdi onlar için dans ettiler. Daha öncesinde de okulumuzda şöyle bir etkinlik yaptık. Çocuklar kendi kitaplarını getirdiler. Bu kitapları topladık ve güzel bir şekilde satış yaptık. Bu satıştan kazandığımız kazancı da biz lösemi bağışladık. Tüm çocuklara sağlık ve sıhhat olması dileğiyle diyelim. İsminiz
LÖSEV Kayseri ofisten geliyoruz. Bugün iyilikler tırımız NİDE'de ihtiyaç sahibi kanser hastalarına, lösemili kardeşlerine, kardeşlerimize ihtiyaçları doğrultusunda burada iyilikler tırımız yardımlarını ulaştırıyor. Bugünkü durağımız da NİDE. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karayin köyünde 1950'li yıllarda başlayan Eşekli Kütüphane'nin sandıkları 69 yıl sonra bulundu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karayin köyünde 1950 yıllarında Rasim Pehlivanoğlu tarafından kurulan kütüphaneden çevre köylerin yararlanması için Eşekli köylere sandık içerisinde kitaplar götürülmeye başlandı. Köylere Eşekli kitapların götürülmesinin ardından kütüphanenin adı Eşekli Kütüphane olurken bu kütüphaneye ait sandıklar Karayin Köyü sakinlerinden Beşir Dinler tarafından aradan geçen 69 yılın ardından depoda bulundu. Eşekli Kütüphane'ye ait sandıkları bulduğundan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Beşir Dinler, köyün tarihini ortaya çıkarttık dedi. Eşekli Kütüphane'nin nasıl ortaya çıktığını anlatan kütüphane kurucusu Rasim Pehlivanoğlu ise, Ürgüp'e bağlı Karayin Köyü'nde kütüphanesinde Bekir Koca'yı işçi kadrosundan memur olarak işe aldırdığını belirtti. Daha sonrasındaysa Rasim Koca'nın gündüzleri köy halkının tarlada çalıştığını söyleyerek eşeklere sandıklarla kitap yükleyip çevre köylere gittiğini ifade eden Pehlivanoğlu, bu durumun köylerde büyük heves uyandırdığını söyledi. Pehlivanoğlu, köylülerin kendi aralarında okudukları kitapları takas ettiğini ve okuma oranında ciddi bir artış olduğunu gördüklerini söyledi. İlk önce Karayin Köyü'nde öğretmen olarak atandım 1947 yılında. O 6 yıl o kadar verimli oldu ki anlatamam. İlk 2 yıl 5 sınıf okuttum. Hatta 1. yıl 5 sınıfı okutuyorum. Bir de üstelik Ürgüp'ten yazı geldi ki Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, o zaman Maarif Memuru denirdi. Akşam okul açacaksınız diye. Okuttum, biraz tutturmayı, okumayı öğrendiler. Fakat daha fazla da bahar da geldi zaten. Herkesin işi var, gücü var. Şimdi köyde Bekir Koca kütüphaneye bakıyordu. Açık kitleme okutma onun gazetesiydi. Bana dedi ki, Rasim dedi, ben dedim, biz çok samimi olduğumuz için adımımızı da söylüyoruz. Ben dedi, ayrılmak istiyorum dedim. Ne yapıyorsun dedim ya? Nesin, niye ayrılıyorsun? Sana yapılan bu. Yapamazsın dedim. Ve ayrılmadı. Yine devam ettirdi işi. O ayrılınca kütüphaneyi tüm kapatacaklardı. Memur kadrosu vereceğim dedim. Ne zaman dedim verirsiniz? 59 yılın Mart ayında kadro alabilirim dedim. Çıkarırım dedim. 59 yılın Mart ayını bekliyorum. Artık kadro gelecek de başka bir kere Koca'ya şey gelecek. Memur kadrosu vermiş olacak. Tayin edildi. Kütüphane memurluğuna resmen tayin edilmiş oldum. Ama bu yetinmekle kalmıyordu. Orada bir sabit evde kalmak, zaten niyeti köylere taşmaktı. Köylere kitap götürmekti. Onun dolayı eşeklerle köylere kitap götürmeyi hayal ediyordum. Bekir Koca memur ve teklif ediyor. Köylere açılmak istiyor. Sandıklarla bu sefer kitap köylere kitap taşıyor. Diğer köy kütüphaneleri dedim ya, onlar da kuruldu. Onlar da bize yaparız diyorlar. Onlar da eşek alıyor. Kendi eşekleri var. Bekir Koca gibi taklit ediyorlar. Onlar da eşekleriyle köylere kütüphane taşımaya başladılar. Eşekli kütüphane olayı böyle başladı işte. Evet.
Eşekli Kütüphane'nin tarihini bulduğuma ben çok sevindim. Köyümüzde muhtarlık seçimi oldu. Devir teslim sırasında depoyu gezerken orada rastladım. Daha önce de bu kütüphane vardı köyümüzde. Kütüphane kapanıp devir olunca bunları burada bırakmışlar. Tesadüfen işte hak yerini buldu yani köyümüzde. Değerini biz ortaya çıkartmış olduk. Peki bunun hatırası nedir? Bunun hatırası geçmişte 50'li yıllarda Rasim Pehlivanoğlu hocamız vardı. Allah uzun ömür versin. Kendisi şu anda Kayseri'de yaşıyor. Onun mücadelesiyle, köylünün desteğiyle kütüphane kuruldu. Daha sonra Eşekli Kütüphane, Eşekli köylere servis yapılmaya başladı. Başlanmış. Hacı Bekir Koca diye bizim de akrabamız olur. Memuru oydu en son. Oymuş yani benim şey yaptığıma göre. İşte biz de bunlara meraklı olduğumuz için sandıkları görünce heyecanlandık. Ben Karayen Köyü'nün yeni muhtarı olarak dünkü devir teslim töreni sırasında burada arkadaşlarla birlikte deviri alırken köyümüzün eski depolarından şu anki önümüzde bulunan sandıkları yani 1950'li yıllara dayanan tarihimizi deponun bir köşesinden bulduk. Bunu buradan çıkarttık, getirdik. Tarihimize tekrar sahip çıkmak adına bunları elimizde bulundurup sonuna kadar da bu tarihe sahip çıkacağız. Bu 1950 yıllarında başlamış olan bu Eşekli Kütüphane diye adlandırılan tarihimizdir bu. Bu arkamda bulunan bina bu sandıkların ilk olarak köylere kitap taşımak olarak başlandığı yerdir. Burası şu an muhtarlık binası olarak kullanılıyor. Yeni kütüphanemiz daha sonraki yıllarda yapıldıktan sonrası burası muhtarlığa tahsis edildi. Dediğim gibi devir teslim sırasında bu sandıkları bulduk. Rasim hocamızın emeklerinin olduğu sandıklar bunlar. İnşallah bundan sonra bu tarihimize elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince sonuna kadar da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu bizim artık Karayen Köyü'nün tarihidir. Sonuna kadar da bu tarihi devam ettireceğiz inşallah. Peki siz, şimdi bu sandıkları ne düşünüyorsunuz? Şu anda bu sandıkları elimizde bir köy konağı yapmayı düşünüyoruz. Orada herkesin gelip görebileceği şekilde bir yer yapıp orada muhafaza edip sonuna kadar da tarihimizi saklamayı düşünüyoruz. Şu an için bu sandıkları bir yere teslim etmeyi düşünmüyoruz. Şimdi doğrusu bu sandıklar köyümüzün mirasıdır. İnşallah sonuna kadar da o şekilde kalacak. İç Anadolu'nun birçok yerinde soğuklar kendisini göstermeye başladı. Bölgenin illerinden olan Konya ve Konya'nın ilçelerinde de sabah saatlerinde kar yağışı ve yağmur etkili oldu. Konya ve ilçelerinde sıcaklık hissedilir şekilde azaldı. Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek İç Anadolu'da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Bugün Konya ve ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı ve yağmur etkili oldu. Haber bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.